Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili terazi burçları için tarot açılımı yapacağız. Öncelikle kartların genel anlamda size verdiği mesajlarla başlayacağız. Onun ardından maddi fala geçeceğiz arkadaşlar. Maddi durumunuzla alakalı yani ekonomik durumunuzla alakalı eğitiminizle ve kariyerinizle alakalı sizleri neler beklediğine bakacağız. Onun ardından da aşk falıyla videoyu bitireceğiz. Hemen videoya başlamadan önce beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Ve niyetlenelim bakalım. Ben videoyu beğenen ve kanala abone olan bütün terazi burçlarının niyetine niyetleniyorum. Bakalım kartların size vereceği mesaj ne olacak bugün için. Özellikle merak ettiğiniz şeylere niyetlenip onunla alakalı şeyleri, mesajları kendinize alabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar, insanlarla olan aranızdaki ilişkinin Geçtiğimiz günlerde ve bugünlerde gayet güzel olduğuyla alakalı bir mesaj veriyor ilk gelen kartım ve aynı şekilde aşk hayatınızda yaşanacak olan ve sizi mutlu edecek olan bir takım olaylarına geleceği hatta belki gelmiştir bile siz bu videoyu izlerken bunun haberini veriyor aşk hayatınızda gerçekten çok tatlı anlar yaşayacağınız kendinizi duygusal olarak mutlu hissedeceğiniz kendinizi iyi hissedeceğiniz ve dinamik olacağınız bir dönemden geçeceğinizi söylüyor. Hemen diğer bir kartıma baktığımızda da yine sadece aşk hayatınızda değil bütün insan ilişkilerinizde gayet güzel adımlar atacağınızın haberini veriyor. Çünkü... Şöyle ki arkadaşlar etrafımızdaki insanlardan yardım alarak yapacağınız bir takım hareketler görünüyor. Bu işinizle alakalı olabilir ya da herhangi bir karar veriyorken Etrafınızdaki tanıdığınız dostlarınıza, arkadaşlarınıza danışmak isteyebilirsiniz. Bununla alakalı bir mesaj olabilir. Ya da sadece alacağınız bir kararda etrafınızdaki bir insanın size verdiği bir fikir sizi etkilemiştir. Maddi hayatınızla, aşk hayatınızla alakalı etrafınızdaki insanların desteğini ve onların yardımını hissedeceğiniz günler sizi bekliyor. Gayet güzel. Ama ne olursa olsun her zaman kendinizi geliştirdiğinizde etrafınızdaki insanların ne kadar size yardım ederse etsin sizin yine de kendinizi geliştirip kendi adımlarınızı attığınızı ve kendi gücünüzü de kullandığınızı gösteriyor. Kart gayet güzel. Özellikle insan ilişkilerinde bu dönemde güzel şeyler yaşayacağınızın mesajını veriyor kartın. Etrafınızdaki insanlarla olan ilişkinizin güzelleşeceği bir döneme doğru gidiyorsunuz arkadaşlar. Maddi falımızla devam edelim. Şimdi Ekonomik durumunuza niyetlenebilirsiniz, eğitim durumunuza niyetlenebilirsiniz, kariyer durumunuza niyetlenebilirsiniz. Hemen kartım düştü. Şöyle alıyorum. Ee, merak ettiğiniz herhangi bir şey olabilir arkadaşlar. Sadece aşk olmasını istemiyorum. Aşka birazdan bakacağız. bakalım Kartların mesajları neler olacak başlayalım. Öncelikle arkadaşlar eğitim kariyer. Bunlara baktığımızda ee, çok çabaladığınızı, çok emek verdiğinizi, ama şu sıralar birazcık durgunluk içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Bu durgunluğun sebebi sizin çalışmamanız değil arkadaşlar. Bir şekilde bir şans bekliyorsunuz ya da evrenden bir mesaj iş yerinizle alakalı bir onay ya da okulunuzla alakalı bir onay ee, ya da Bilemiyorum yani. Bir şeyler için çok çaba sarf etmişsiniz ama şu an beklediğiniz bir şey var. Belki zamanı değil. O yüzden şu an daha elde etmek istediğiniz şeyi elde edemediniz. Planlarınızı yapmışsınız, amacınızı, amacınıza ulaşmak için yapmanız gereken her şeyi yapmışsınız ama son bir şey kalmış. Sanki onun için bekliyorsunuz. Para açısından da yine aynı şekilde paranızı artırmak adına, ekonomik durumunuzu daha iyi götürebilmek adına ee, yapmanız gereken şeyleri yapmışsınız ama hani şöyle bir durum var doluya koyuyorum almıyor boşa koyuyorum dolmuyor gibi bir durumun içerisindesiniz her ne kadar uğraşmış olsanız da çabalamış olsanız da gerçekten son bir şeyler var yerine oturmayan taşlar var onların yerine oturmasını bekliyorsunuz. Bir kişiden yardım alacağınız görünüyor arkadaşlar. Bir kişiye dert yanacaksınız maddi durumunuzla alakalı ve eğitim kariyer durumunuzla alakalı veya niyetlendiğiniz şeyle ilgili. O kişiden bir yardım isteyeceksiniz sanki bak ben bu kadar uğraştım çabaladım ettim ama eğitimimde kariyerimde ya da ekonomik durumumda bir türlü artış yaşayamadım. Yapmam gereken her şeyi de yaptım şu an neyi eksik yaptığımı bilemiyorum gibisinden etrafınızdaki bir insana ee, derdinizi yanacaksınız ve ondan size bir yardım gelecek. Önümüzdeki günlerde artık bu kafa karışıklığınız, acaba neyi yanlış yaptım, nerede hata yaptım, tekrar mı denemeliyim düşüncesinin yavaş yavaş yok olacağını ve kendi yolunuzu gerçekten bulacağınızı gösteriyor. Maddi anlamda rahatlamanın geleceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Çift sayılı bir gün beklemeniz gerekiyor. Yani ayın ikisi dördü, yedisi, em, sekizi. Her şey olabilir, altı olabilir, 14 olabilir, 28 olabilir. Ee, ya da arkadaşlar bir 2 hafta falan beklemeniz gerekli. Hem para açısından rahatlayabilmeniz adına hem de eğitim ve kariyer durumunuzda yükseliş olabilmesi adına zaten siz yapmanız gereken her şeyi yapmışsınız. Sadece arkadaşınızla ya da bir tanıdığınızla birlikte her şeyi bir gözden geçirip acaba bir yerde ufak da olsa bir şey gözden kaçırdım mı düşüncesiyle bir kontrol edeceksiniz yaptığınız şeyleri, aldığınız kararları, yaptığınız planları. Daha sonrasında bir bekleyiş içerisindeyken tam da aslında tahmin ettiğiniz bir zamanda elinize bu para geçecek ve maddi anlamda büyük bir renk, zenginliğe, refaha ve rahatlığa doğru gideceksiniz. Zaten maddi durumunuzda kötü bir şey görünmüyor ama daha iyiye gidecek ve daha stabil durumda artık gidecek. Çok büyük kayıplar veya çok büyük kazançlar elde etmeden elinizdeki güzel para durumuyla devam edeceğiniz görünüyor eğitim ve kariyer için de aynı şey geçerli arkadaşlar dediğim gibi böyle bir iki hafta falan bekleyip böyle çift sayılı bir günde güzel haberler alacağınızı size söyleyebilirim gayet güzel görünüyor sadece böyle birazcık siz kafanızı takmışsınız acaba böyle ufak da olsa bir yerde hata mı yapıyorum gibisinden ama hiç düşünmenize gerek yok para açısından eğitim açısından ve kariyer açısından kısmetiniz geliyor evet aşk falına geçelim. Şimdi arkadaşlar şöyle karıştırıyorum kartlarımı. Evet sizden de niyetlenmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakalım aşk hayatınızla alakalı kartlar bize neler söyleyecek. Öncelikle güneş kartımız çıktı. Güneş kartı mükemmel bir karttır. Gerçekten aşk hayatınızla alakalı yaşadığınız huzurdan bahseder. Birazcık daha geçmişten bahsediyor tabii ki. Gerçekten güzel huzuru bir ilişkiniz olduğunu kendinizi çok neşeli çok mutlu hissettiğinizi gösteriyor. İlişkisi olmayanlar için de şunu söylemek istiyorum. İlişkisi olmayanlar içinde de kısmetlerinin gerçekten e, istediği zamanda olduğunu istemediği zamanda da olmadığını yani aşk hayatınızın kontrol altında olduğunu ve ilişkinizin olmamasının sebebi sizin istememeniz olduğu gösteriliyor. Ve e, yani bu durum sizi mutsuz etmemiş. Siz zaten demişsiniz bu dönem ben kendimi ayırmak istiyorum. İlişkiden ziyade başka şeylere yönelmek istiyorum ve gayet mutluyum. Sizde de bu durumun olduğunu söylemek mümkün. Yani ilişkisi olanlar için de olmayanlar için de gayet güzel görünüyor. Şu anki duruma baktığımızda aşk açısından Gerçekten yükselişte olacaksınız. Bir beklentiniz varsa, ilişki istiyorsanız, aşk istiyorsanız, birisiyle birlikte olmak istiyorsanız veya tanışmak istiyorsanız arkadaşlar olabilecek bir dönemdesiniz. Olabilmesi çok yüksek ihtimal olan bir dönemdesiniz. Evliyseniz, sevginiz varsa, nişanlınız varsa ya da bir şekilde bir ilişkiniz varsa o kişiden gerçekten size karşı güzel sözlerin artacağı, güzel iltifatların artacağı, birbirinize ilgi göstereceğiniz, güzel günler yaşayacağınız bir dönemdesiniz. Gerçekten aşk açısından çok yüksektesiniz önümüzdeki günler için baktığımızda da ilişkinizi biraz daha üst seviyeye taşımak ya da aranızdaki bağları daha fazla kuvvetlendirebilmek adına bir e, amacınız olacak ya da bir isteğiniz olacak. Bunu gerçekleştirebilmek adına birazcık stres olabilirsiniz. Bu sizin ilişki hayatınızı etkileyebilir. İlişkisi olmayanlar için de şey düşüncesi olabilir. Ya tamam evet bu kişiden hoşlandım ama acaba devam edebilir mi? Acaba olabilir mi? Ya da işte tanımakla uğraşsam ya tanıdığımda kötü birisi çıkarsa gibisinden. Böyle bir korku var. İlişkisi olanlar için de dediğim gibi ilişkiyi daha iyi götürmek istiyorsunuz ama acaba gider mi gitmez mi? Böyle kafanızda bir soru var. Gelecekle alakalı böyle bir Stres olduğunuzu görüyorum. Hemen geçmişinizle alakalı bakalım. Yine gayet güzel bir kartımız çıktı arkadaşlar. Geçmişte gerçekten aşk hayatınızla alakalı güzellik görünüyor. Çok çok böyle geçmişten bahsetmiyorum yani. Geçtiğimiz günler, geçtiğimiz durumunuz şu anda da gerçekten gördüğünüz üzere şansın sizin yanınızda olduğunu söyleyebilirim. Zaten aşk hayatınızla alakalı bir yükselişte olduğunuzu söyledim. Hemen yakın gelecekte alakalı şeye bakalım. Arkadaşlar yüksek ihtimalle sizin sosyal hayatınızda yaşadığınız bir takım olaylar sizin aşk hayatınızı da etkileyecek. Etrafınızdaki insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Kimlerden fikir aldığınıza, kimlerle birlikte olduğunuza. Az önce insan ilişkilerinizin bu aralar iyi olacağını söylemiştim. Kartların verdiği mesajda lütfen Böyle birisini çok çok iyi tanımadan ilişkinizden bahsetmemeye çalışın. Evet böyle sosyal çevrenizin gerçekten iyi olacağı ve arkadaşlıklarınızın böyle artacağı bir döneme doğru gidiyorsunuz ama elinizden geldiği kadar sadece güvendiğiniz kişilerle konuşun. Hatta güvendiğiniz kişilere bile aşk hayatınızın güzelliğinden bahsetmeyin. Çünkü böyle bir nazar değecek, göz kalacak gibi bir durum var şu an. O kadar iyisiniz ve geçtiğimiz günlerde o kadar güzel görünüyor ki ilişkiniz. Önümüzdeki günlerde bir nazar değme durumu olabilir. Buna dikkat etmenizi size gerçekten tavsiye ediyorum. Onun dışında arkadaşlar herhangi kötü bir şey yok. Sadece biraz önümüzdeki günler için dikkatli olun. Hayatınıza kime aldığınıza dikkat edin. Ve sevgilinizle anlaşabilme ve birbirinizi yanlış anlamama için böyle güzel sözlerle birbirinize kendinizi ifade edin. Bu şekilde e, şu an ilişkiniz çok güzel. Gerçekten dikkat etmenizi tavsiye ediyor kartlar. E, umarım güzel bir şekilde de devam eder. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Bir soru sorabilirsiniz yorumlarda arkadaşlar. Bir soru hakkınız var, ee, cevaplayacağım onu. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorumları aldım kabul ettim yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere.